Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. ABD'nin eski Suriye temsilcisinden Flash Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Joffrey, Suriye'de Türkiye'siz bir çözüm ihtimalinin bulunmadığını söyledi. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Joffrey, Suriye'de Türkiye'siz bir çözüm ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Joffrey, Türkiye olmaksızın Suriye'de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye'nin işbirliğini zorunlu hale getiriyor. Esed hayatta kalmaya çalışıyor. Hiçbir şekilde anlaşmaya varmıyor. Yönetimde kalmak tek istediği şey. Yıkıntının yöneticisi olmayı tercih ediyor. Suriye yönetimi uyuşturucu ticaretini finanse ediyor. Bu şekilde kendi askeri kuvvetlerinin finansmanını sağlıyor. Ekonomik olarak üstünlük kazanmaya çalışıyor dedi. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Suriye'nin geleceği Türkiye ve ABD perspektifi başlıklı panelde konuşan Joffrey, Suriye'nin bütün dünya için olağanüstü ciddi ve tehlikeli bir konu olduğunu belirterek, şu anda Orta Doğu'da yaşanan en ciddi tartışma. İran, Rusya, ABD, Türkiye ve en azından hava kuvvetleriyle İsrail, Suriye konusuna dahil bulunmakta değerlendirmesinde bulundu. Meselenin çok boyutlu olarak ele alınarak çözümün tüm taraflara fayda sağlaması gerektiğini ifade eden Joffrey, Türkiye olmaksızın Suriye'de bir çözüm olamaz. Bu da ABD ile Türkiye'nin işbirliğini zorunlu hale getiriyor dedi. Panelin açılış konuşmasını yapan Orsan Başkanı Profesör Doktor Ahmet Uysal, Arap Baharı döneminde Suriye toplumunun beklediği ekonomik ve siyasi reformların gerçekleşmediğini ifade etti. Düşme noktasına gelen Suriye rejiminin Lübnan, DEAŞ, İran gibi güçler tarafından kurtarıldığını belirten Uysal, Batılı güçler Suriyelileri yüzüstü bıraktı. Özellikle Obama yönetimi kimyasal silahlar gibi girişimleri göz ardı ettiler. PKK gibi, PYD gibi bazı kısıtlamalara sahip oluşumları göz ardı ettiler. Aslında DEAŞ'ın oluşumuna zemin hazırladılar ve bütün bu yapılar günün sonunda birbirleriyle çatışmaya başladılar değerlendirmesinde bulundu.